Paşa'nın tablosu. Oo. Bak. Alınganlık. Ya Kime Nuray, bu neden nedir ya? olabilir? Tek yıldız Ben ne vermişsin yapayım ya. ama? Ben mi yapıyorum Nur? Hadi didişelim şimdi. Önce ne olacağını söyle bari hayatlarında. Aşk Sonra hayatınızda... nasıl o kötüyü iyiye çevireceklerini Tamam bak, söyle. aşk hayatınızda alıngan olmayın ve davranmayın. Sevgi eksikliği hissettiğiniz anda bunu açık bir dille konuşun. Evli bir Başak Burcuysanız bakın. Ya da bir ilişkiniz var efendim. Alıngansın. Sen böyleyken adam ne anlayacak senden? Ya da kadın. Bu sefer kibir görüntüsü. Ya resmen şey diyorsun ya, trip atma Trip atma. sakın Yavaş yerler yaş. Dikkat et. Trip attığın anda ilişkini dengeden bozarsın. Ne yapacaksın biliyor musun? Sevgiye ihtiyacım var. ilişkinde. Bana sarılmanı özledim. Bana ifade kullanmanı özledim. Saçımı fark et. Gözüme bak. Açık bir dille bunu söyle. E konuşmuyor. Konuşmuyorsa konuşmaz. Ama sen söyle, içine dert edip tripler atma. Gözünü seveyim. Sevgili Başak kadınları, Başak erkekleri. Tribiniz kibre neden olursa evinizde tartışmalar, gerilimler, kavgalara neden olacaktır. O yüzden hakikaten hayat bir armağan ve süresi de yok. İnsanlar belli yaşlarda belli şeyleri, dengeleri bozulabiliyor, enerjileri değişebiliyor. Siz bu hafta açık bir dil ile evli bir Başak Burcuysanız, bir ilişkiniz var ise, yoksa çok şanslısınız. Çünkü iki trip yapacağız kimse yok. Ama sosyal ilişkilerinizde alıngan davranabilirsiniz. Bir arkadaşınızın size hitap şeklini beğenmiyorsanız, o arkadaşlığı sağlam bir şekilde sürdürmek istiyorsanız, ona deyin ki benimle böyle konuşmandan hoşlanmıyorum. Ya bu yönünü düzelt, arkadaşlığımıza devam edelim, ya da ben seninle artık görüşmeme kararı alacağım. Açık bir dille her şeyi. Başakları işte de, aşkta da, evlilikte de ne mutsuz ediyorsa, onları ne alıngan hale sokuyorsa, bunu açık bir dil ile ifade ettiklerinde o bir yıldız 10 yıldız olur. Yani kendi kendine trip yapıp bütün olayları kendi içinde yaşama diyorsun. Karşındakine anlat, konuş. Evet, Kendi kendine dertleş. trip atarsan karşı taraftakine hiçbir şey anlamayacak. İlişkinde daha çok çıkmaza girecek. Aynen, ne gerek var? Sen bunu hak etmiyorsun. Peki. Çıkmaz yaşamayı. Eğer bir ilişki yaşıyorsan buna dikkat edeceksin. Ya kalbi boşsa? Kalbi boşsa şanslı, trip yapacağı kimse yok. 28 Kasım'a kadar şahane bir şekilde yalnızlığını, keyfini sür. Bu dönem hayatına kimse sokma. Eğer bu dönem hayatına sokarsan gelecek veremeyeceği gibi kandırılırsın. Oh. Bak, Başakların da tanıştıkları insanın geçmişini araştırması gerekir. Bence araştırarak geçirin. Kadın evli çıkabilir, adam evli çıkabilir. Kendinizi yasak bir aşkın içinde bulabilirsiniz. Çok dikkat edin. Ben Allah korusun, bir kadın evli bir adamla birlikteyse o kadın zaten hemcinsini aldatıyor. Kadın kadını aldatmamalı. Dolayısıyla bak, başaklar yasak aşklara maruz kalabilirler. Kişiler saklayabilir evli olduklarını. O yüzden aman diyorum, hiçbir şeye başlamayın, iyi araştırın. Ve sosyal hayatınızda arkadaşlarınızın size olan hitabetlerini beğenmediğinizde ya o insanları uyarın, alıngan olmayın, hayatınızdan çıkarın. Uyarmak çok iyidir, değişmesine vesile olursunuz. Bir de sevaba girersiniz, ne güzel. Onu kötülük yapmaktan arındırmış olursunuz. Aynı zamanda iş hayatınızda birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu olmaya özen gösterin. Onların da sevmediğiniz yönlerini söyleyin, uyumu yakalayın. Çevrenizdeki kişilerin hayatta başınızı değiştirebilecek, pardon, çevrenizdeki kişilerin hayata bakışınızı değiştirebilecek yerleri, onları olduğu gibi, yani onları değiştirmeye çalışmak yerine onları olduğu gibi kabul edin. Biz kimseyi Yani değiştiremeyiz. çevrende kim varsa onun hayata bakış açısını değiştirmeye çalışma. Bak, bu kocan da olabilir. Beğenmediğin şeyleri söyle. Örnek veriyorum, siz çok inançlı bir hanımsınızdır. Eşiniz değildir. Şimdi Allah ona izin vermedikten sonra siz kendiniz gibi inançlı yapamazsınız ki. Ya da siz çok sosyal bir insansınızdır. Eşiniz seçici sosyal Asosyal, hiç Hristiyandır ya da sosyal değil. sosyaldir. Eğer bu adamla hayatı geçirmek istiyorsan ya da o asosyal kadınla hayatı geçirmek istiyorsan, onu olduğu gibi kabul et.
Peki. Değiştirmeye çalışma. Ama bir an önce seni rahatsız eden her şeyi itiraf et. Spotum da açık sözlü Bir ol. şey daha soracağım. Sor. İş ve sağlıklarını soracağım. Başakların. İş Hı yaşamlarında, hı. Ve çalışma sağlıkları. düzenlerinde son derece programlı ve planlı bir haftada olacaklar. Sadece birlikte çalıştıkları kişiler ile uyumlu olmaya ama onları olduğu gibi kabul etmeye de özen göstermeliler. Sıhhat ve sağlıkta dert etmezlerse psikolojik olarak çok güçlü olacaklar. Spotları ne? Spotlarım, açık sözlü olun. Rahatsız olduğunuz her şeyi itiraf edin. Bu hafta eğer açık sözlü olmazsam kaybeden sen olursun. Tabii ki. Bir anlamda sen belki anlaşılmayı bekleyeceksin. Yani oturduğun yerden beni anlasınlar diyeceksin ama böyle bir şey olmayacak. Seni anlamadıkları için de ilişkin büyük tehlikeye girebilir. Açık sözlü ol sevgili Başak.